Yeşilçam'da çok fazla oyuncu yer aldı. Sadece başroller değil, yan rollerde çok önemli isimler tarafından canlandırmıştır. Kimi o rolü sayesinde efsane olmuş, kimisi ise o rol sayesinde daha başka projelerde yer alarak gönüllerimizi fethetti. Şimdilerde ise çoğu vefat etti. Çoğu ise hastalıklarla mücadele ediyor. İşte Yeşilçam oyuncularının yürekleri yakan o görüntüleri. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kartal Tibet. Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri, Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan, Altay'dan gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri, Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı. Tarkan filmleriyle tanıdığımız Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. İmza attığı 200'e yakın filmle, Türk sinemasına büyük katkılarda bulunan Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet 83 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet'in ölüm haberi tüm sevenlerini üzdü. Fatma Girik, usta oyuncu, İstanbul Sultanahmet'te dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ne devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım attı. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduhü'nün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizdeydi. Memduh Ün'le tanışıklığı, Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Güzel oyuncu tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden unutulmaz oyuncu Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesine defnedildi. Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük," sözleriyle duyurdu. Ünlü yapımcının eski eşi, İlker İnanoğlu'nun annesi, ünlü oyuncu Filiz Akın da bir taziye mesajı yayınladı. İşte Filiz Akın'ın duygu dolu bir o kadar da anlamlı mesajı. Usta oyuncu Filiz Akın paylaşımında, "Biraz önce öğrendim ki hayatında sinemayı pek çok şeyden fazla sevmiş. Yeşilçam döneminden bugüne kadar prodüktör hiç, ama hiç kimse kalmadı yaşayanlar arasından. Maalesef belki de sonuncusunu, oğlumun babasını kaybetmişiz. Başta eşi, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema severlerin başı sağ olsun. Bay Sinema maalesef yok artık," ifadelerini kullandı. Taziye için yanına gelen usta oyuncu İlyas Salman'ı gören Gülşen Bubikoğlu, "Ne kadar boş değil mi? Hemen bir anda yok oluveriyorsun," dedi. İlyas Salman ise yaşadığı üzüntüden bahsederek, "Sanat ölümü korkutmak içindir. Az hizmet vermedi, insan emeği kadar büyüktür," karşılığını verdi. 50 yıllık eşinin ölümüyle yıkılan Bubikoğlu da, "Doğru söylüyorsun, çok teşekkür ederim geldiğin için. Kendine iyi bak," diyerek taziyeleri kabul etti. Gülşen Bubikoğlu cenazede kendini kahretti. Tarık Akan, sinemaya geçmeden önce bir süre düğün salonlarında müdürlük, Ataköy plajında can kurtaranlık, sandal kiraya verme, bilet karaborsacılığı ve işportacılık yaptı. Tarık Akan,
1970 yılında Ses Dergisi'nin artist yarışmasına "Üçüncü bile gelsem 5000 lira alırım" umuduyla girdi ama birinci oldu. Bu yarışmayı kazanınca makine mühendisliğini bıraktı. Gazetecilik Yüksekokulu'na girdi. 1971'de ilk filmi olan Solan Bir Yaprak Gibi ile kamera karşısına geçti ve Tarık Akan adını aldı. Tarık Akan, 1975 tarihleri arasında yılda 12 filmde rol alarak Yeşilçam'ın en parlak günlerinde yer aldı. Emel Sayın'la, Mavi Boncuk'ta, Hülya Koçyiğit'le, Sev Kardeşim'de, Hale Soygazi ile, Gece Kuşu Zehra'da oynadı ve Hababam Sınıfı ile Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Akan, daha sonra Değişirken Yok Olmayı göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü, Nehiri Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı Maden, Sürü, Yol, Kanal gibi politik filmler takip etti. Tarık Akan, 16 Eylül 2016 günü, 66 yaşındayken akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti. Oya Aydoğan. Henüz ilkokul yıllarındayken oyunculuk hayali kuran Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı. 1976'da Ses Dergisi'nin düzenlediği 8 Sinema Artisti yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filmiyle Cüneyt Arkın ile paylaştı. 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil edildi. 1982'de Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı ve Kemal Sunal ile başrolde yer aldı. 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986'da Emrah ile birlikte yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi. Fox kanalında yayımlanan Bez Bebek adlı fantastik çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti. 2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği Şekerli Kahve isimli televizyon programında yer aldı. Ölümünden kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yaptı. 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti.